Bismillahirrahmanirrahim. AÖF Arapça, İlahiyat Arapça 1, ünite 8. Harficerler. Harficerler kelimelerin harf grubuna dahildir. Kelime, isim, fiil, harf olmak üzere üçe ayrılır. Harf de onlardan birisidir. Harfler de kendi içerisinde çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de harficerlerdir. Bakalım bu harflerin kendi başlarına anlamları yoktur. Evvela bunu bilelim. Yani ba ne manaya gelir? Ver manayı. Böyle bir şey yok. Ama cümle içerisinde bir kelimeyle birlikte kullanıldığı zaman geleceği manalar vardır. Bunları tabii ki el-ba'u lil-ilsaki ve isti'aneti yani ba-harficer şu manalara gelir diyerek tek tek sayabilirsin. Ama bu harficer kendi başına dururken bu manaya gelmiyor. Bir kelimeyle birlikte kullanıldığı esnada geldiği manalar şunlardır diyerek ezber yapmak gerekir. Tek başlarına kullanılmamaktadır. Çünkü hiçbir nesne veya harekete işaret edememektedirler. Ancak cümlenin oluşumunu sağlayan temel unsurlardan birisidir. Harficeller çok yaygın olarak kullanılmakta. Yani hiçbir ibare yok ki harficer olmasın. Kur'an-ı Kerim'in her sayfası harficer içerir. Okuyacağınız bir tefsir, fıkıh, Arapça kitaptan bahsediyorum. Her birinde harficer vardır. Fail ve fiil diyor. Fiil ve failden, mübteda ve haberden oluşan temel cümle yapıları harficerler vasıtasıyla genişleyip büyük cümlelere dönüştürülür. Böylece anlam gerçekten de dallanıp budaklanmaktadır. Harficerler eklendiği kelimelere değişik manalar kazandırmaktadır. Bir fiil kendi başına, işte örnek veriyorum, yazmak manasına gelirken bir harficerle beraber kullanıldığı zaman artık yazmak değil de farz kılındı, farz kıldı gibi manayı ta bir uçtan diğer uca kadar değiştirebilir. Olumlu bir manayı olumsuz bir manaya doğru çevirebilir. Harficerler isimleri fiillerden ayıran özelliklerden birisidir. Zira isimler başlarına harficer alırlar. Fiiller ise harficer almazlar. İsimler başlarına gelen harficerler sebebiyle mecrur olurlar. Mecrur bir terimdir. Ne manaya gelir? Aşağıda açıklanacak. Fiiller ise hiçbir zaman mecrur olmaz. Temel cer alameti olan kesrayı hiçbir zaman almazlar. Esasen fiil kesreyi alır da cer alameti olarak alır. Yani o yüzden cer alameti olan kesreyi diyor. Dikkat edin. Kesreyi almaz değil. Cer alameti olan kesreyi hiçbir zaman almaz. Yoksa veka yakiki vefa yefi. Ne oldu? Yani bir fiilin emri hazır olan bi emri hazırdır. Emri hazırlar fiildir ve esre almıştır ama cer alameti olarak almamıştır. Bunun altını çizdik. Harficerler tek başlarına anlamları olmamakla birlikte cümle içinde kelimelerle birlikte kullanırken anlam kazandırırlar. Cümleye anlam verirler. Kendileri de bir anlam kazanır. Bunlar isim ve fiilleri birbirlerine kenetleyen yardımcı kelimelerdir. Harficerlerin bağlı bulundukları anlamlarını isimlere ulaştırdıkları kendilerinden önce gelen bir fiile, şibhi fiile veya mana fiile ihtiyaç vardır. Zaten tam da bu yüzden kendilerine izafet harfleri de denilmektedir. Harficerlerin bağlı bulundukları, anlamlarını isimlere ulaştırdıkları, kendilerinden önce gelen o fiil var ya, yani cümle biraz uzatılmış, şunu iyi anlayın. Harficerler bir yere bağlıdır. Nereye bağlıdır? Ya fiile bağlıdırlar, ya şibih fiile bağlıdırlar, ya da manayı fiile bağlıdırlar. Bağlıdırlar derken bağlılık mecazi elbette. Bunun hepiniz farkındasınız. Bir iple bağlı değiller, bir zincirle bağlı değiller. Yani bir manayı nereden nereye ekleme yapıyorlar? Manayı nereden nereye taşıyorlar? Bunu örnekle de anlatacağım tekrar. Şu an biraz yüzeysel oldu ama örneklerde bağlamak neyin nesi ortaya çıkacak. Mutaallak diyoruz buna. Mutaallak, mutaallik. Gelecektir aşağıda. Bazı fiiller mefullerini alırken bu mefulleri doğrudan alamaz, harficer vasıtasıyla alabilirler.
Bazı derken nerede diyor? Bazı fiiller derken lazım fiiller özellikle kastedilmektedir. Lazım fiil nedir? Arapça bir de işlenmediyse Arapça 2, 3, 4, 5 yok gerçi. Oralarda gelecekte lazım fiil olduğunu bilin şimdilik. Bu fiillerin yararlandıkları harflere göre anlamları değişir. Gerçekten öyledir. Aşırı bir değişiklik söz konusudur. Kısaca ona değinmiştim. Bu sebeple sözlüklerde fiiller birlikte kullanıldıkları harflerle anlamlandırılmışlardır. Sözlüklerden yararlanırken buna dikkat etmek gerekmektedir. Yani şu an çizili olan şu paragrafı kesinlikle biliniz. Hangi süreçte? Hayatınız boyunca. Ne zaman ki Arapçayla bir işiniz oldu, bu paragrafı hatırlayın. Sınavda bunu sormayabilirsiniz elbette ama siz bu paragrafı unutmayın. Ne demek istiyor? Bir fiil hangi harflerle kullanıldığına bağlı olarak bir anlama gelmektedir. Harflere göre mana değişir. Peki şuralara bakabilirsiniz demişler. Bir göz atalım ne var ne yok. Mesela birinci site bir tıklayalım. Karşımıza neler çıkacak? Bir Arap sitesi çıktı. El-Avdet ila diyor. Birinci sayfaya dön diyor. Birinci sayfaya dönmeyelim. Çünkü buradan buranın linkini vermişler. Biz de buraya bakalım. Ne anlatılıyor burada? En-Nahiv, En-Nahvu, Nahiv, El-Cüz-Üs-Sani, ikinci cüzden bahsediyor. Mübtedayı anlatmıştır. El-Mübtedu huve el-ismul ari anil avamil lafziyeti diye anlatım var. İşte mübteda nedir onu anlatmış. Mübteda iki çeşit olabilir. İsmun sarihun Muhammedun kerimun aliyun musafirun etvalun müştehidun gibi anlatımlar var ama şu an için konumuz burası değil herhalde. İnne ve havatu'ya kadar gelmişler. Geçtim. Hemen altında istanbul.com diye bir site var. Bu da genelde el muciz fi kavaidil lugatil arabiyyeti bu siteden. Yani ne yapıyor? Bu siteden diyorum gerçi. Bu bir kitap adı. Bu kitap adından, bu kitaptan naklen yazmışlar. Yan sekme açarak bir bakalım. Bu kitabı PDF olarak bulabiliyor muyum? Bulamaz olur muyuz? Burada işte çıktı karşıma kitap. Evet, aşağı indirilecek mi acaba? İndirilmiyor gibi geldi ama indirilebilir. Evet. Burada diyor 410 numaralı kitap nedir? El Muciz fi Kavaili Lugatil Arabiyye. Unvanul kitap. Kitap bu işte. Tamam. Müellif El Efkani diyor. Efkani'nin yazdığı bir kitap. Aşağı doğru indiğimizde indirebilirsin diyor. Tahmil, bas, insin. Şamiler nüshasını indirebilirsin. Sayfa olarak indirebilirsin. İşte tarih-i izafe. Çeşitli bilgiler yer almakta. Sonuçta bu kitaptan alıntı yaparak anlatılmıştır. Onu söyleyeyim ben. Peki bu sitede ne var ne yok? Burada da el-mübtedu vel haber. Mübtedu ve haber işlenmiş. El-mübtedu bin nekireti enva'il haberi takdim mübtedu vel haber gibi anlatımdan söz konusu. Mübtedu haber anlatılmıştır. Buradan da çıktım. Daha sonra online Arabic net var ama bunu link olarak koymamışlar. Görüyoruz ki E ile A arasında boşluk var. Boşluk olduğu zaman tıklasan da açmaz. Özellikle sanki konulmamış gibi. Konulmuş olsa ne olur, konulmasa ne olur? Bu sitelerin hiçbiriyle bir alakamız yok. Gerekli bir durum değil yani. Derken bir okuma parçası geldi. Vakatu ezhar diyor. Okuma parçasına mana vermiyoruz. Birinci soruya geldiğimizde metni kavrama alıştırmalar. Metne göre cevaplayın demiş. Tarz soru çıkmadığını ifade etmiştik. 2, 3, 4, 5 gibi diğer soruların cevaplarını inşallah videonun altında bulacaksınızdır diyorum. Derken konu anlatımına başlayalım. Harficerler. Bir buton daha yaklaştıralım. Harficerler. Yaklaştıralım. Sığmadı. Harficere car adı da verilmektedir. Kendisinden sonra gelen mecrur isme de mecrur diyor. Harfi cer sağdadır. Mecruru soldadır. Öyle diyebiliriz. Harfi cerrin ardından gelen kelimeye mecrur denilmek. Mecrur isim harfi cerrin etkisiyle irabı değişmiş. İrab da terim anlamlıdır. Yani lügat manasını vererek bir şey ifade edemeyiz. Ve mecrur olmuş kelime anlamına gelmektedir. Harfi cerler önüne geldikleri isim soyulu kelimeleri mecrur yapmaktalar. İsim soyulu derken yani fiilin başına gelmiyor. Bunu anlatmak istiyorum. Mecrur olma ismin yapısına göre farklı işaretlerle yani alametlerle
karşımıza çıkabilir. Bu hususa mecrur isimlerin irabı bölümünde değinilecek yani. Şimdi ne kafanızı yormayın. Klasik Arapça dil bilgisi eserlerinde 20 kadar harfi cerrin adı ve kullanımından bahsedilmiştir. Bunlar şöyledir. İşte bi diyor, bizim ba'din, el ba'u. Bi diye yazılır. Doğrudur. Esre ile yazılır yani. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Bismi oradaki nedir? Bi'dir işte. Yani ba diye adlandırılsa da yazılırsa bi. Bi ismi bismi olmuştur. Min ila an ala fi çer çek çe diye yazılır. Lam li diye yazılır. Hatta rubbe haşa hala ada muz muzu vavul kasem faul kasem. Çeyi meh yazmışlar. Keyme. Levla lealle. Burada şöyle bir şey var. Taul kasem demiş. Vavul kasem demiş. Bir tane daha kasem var. O da nedir aslında? Baul kasem. Vallahi billahi tallahi diye yemin ederiz genelde öyle bir yani adetimizde vardır bu şekilde yemin etme durumu. Billahi oradaki ba işte baul kasem yemin bağısı. Billahi Allah'a yemin olsun. Ancak günümüz Arapçasında 12 kadar harfi cer sıklıkla kullanılmakta. Yukarıda klasik kitaplarda yazanı göstermiş ama günümüzde biz bunları kullanmaktayız. Diğerleri nadirdir. Bunlar nedir? Karşımıza çıktı. Vavul kasem yemin vavı demek. Yemin manası içeren vav. Kasem yemin demek. Bu harfi cerlerden sadece açık zahir isimlerin başına gelir. Zamirlerin başına gelmezler diyor. Açık zahir isim derken yani zamirin başına gelmez. Aynı şey. Şu sadece açık yani zahir isimlerin başına gelir tabiriyle zamirlerin başına gelmez tabiri aynı şeydir. İkisi de aynı şey yani. Bir farklı bir şey anlatılmamış. Dolayısıyla burası zaittir diyebiliriz. Yani şöyle diyebilirim. Anlatım bozukluğu var demek de mümkündür. Çünkü sayı ile sulu cümlenin aynı şeyi ifade etmiştir. Harfi cerleri ise hem açık isimlerin hem de zamirlerin başına gelebilir. Hangileri? Şunlar. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi. Bunlar zamirin dışındaki isimlerin de başına gelebilir. Lakin kef hatta rubbe muzmuzu vav kasem zamirlerin başına gelemiyor. Peki sıra sizde. Aşağıdaki cümlelerde harfi cerleri ve önüne geldikleri isimlerin türlerini yani açık isim mi, zamir mi ifade edin demiştir. Zamirleri biliyorsak gerisi problem değil. Bilmiyorsak sıkıntı yaşama ihtimaliniz mevcuttur. Peki ben zamirleri bilmiyorum ne yapmalıyım? Biz zamirler konusunu daha önce işledik. Arapça kaçta geçiyor bilmiyorum ama bizim YouTube adresimizde tüm hepsi var. Oradan Arapça 1'e bir bakın. Hangisi zamir? 2'ye bakın, 3'e bakın, 4'e bakın. Bir yerde zamir işlenmiştir. Zehebtu dedim. Zehebet. Zeynebu ile medresi. İla harfi cerrimiz. Şu harfi cerler geçti. Yani ila harfi cerdir. Yapmanız gereken evvela tüm harfi cerleri ezberlemek. Öncelikle onu söyleyeyim hemen. Şurada geçen klasik kitaplar dedi ya. Şuradaki harfi cerlerin tamamını bir ezberleyin. Manasıyla beraber. Birazdan manalar gelecek. Zeynep gitti. Zeynebu. Zeynep nereye gitti? İler medresesi okula gitti. İla harfi cerimiz. İkiye bakıyorum. İkide ala harfi ceri var burada. Üçe baktım. Min harfi ceri var. Dörde baktım. An harfi cerri var. İşte bu zamirlerden sonra gelen şeye baktım. Bir de el medrese bir zamir değildir. Demek ki açık isim başına gelmiş. İkiye baktım. Ala harfi cerhi zamirdir. Min semirim. Semir zamir değildir. An harfi cerdir. Hu zamirdir. Hangisi zamirin başına geldi, gelmedi ifade etmiş olur. Harfi cerler ve cümleye kattıkları anlamlara geldik. Harfi cerlerin tek başlarının anlamları olmamakla birlikte cümle içerisinde çeşitli manalara geldiklerini ifade etmiştik. Ba'dan başlayalım. Mutallak diyor. Mutallak bağlı olduğu kelime yani. Mecruruna bağlama. Bitiştirme, vasıta ve araç olma. Sebep, neden anlamlar ifade eder. Fiili geçişli yapabilir. Geçişsiz bir fiili geçişli yapabilir. Diğer adıyla lazım fiili mutaliye çevirebilir. Yer ve zaman zarfı gibi anlamlara gelir. Yani fi manasına da gelebilmektedir.
Arapça'da cümleyi tercüme ederken şu şekilde çevirebilirsin. İle. İçin sebebiyle. E, a, de, da. İle dediğinde vasıta oldu zaten. İçin dediğinde sebep. İçin sebebiyle. İkisi de sebeptir. E, a, de, da. Bunlar ne oldu? Zarfiyet oldu. Vasıta. Den. İçinden dolayı gibi eklerle çevirmek mümkündür. Mesela. Merartu emsi bil külliyeti. Merartu. Dün fakülte uğradım diyor. Merartu uğradım emsi. Dün nereye? Bil külliyeti fakülte ye. Fakülte ye. Buradaki e a anlamında kullanmıştır. El külliye fakülte. Fakülteye. Oradaki e ba'dan geldi. Ketebtü el derse bil hasubi. Vasıta. Buradaki ba, bi diye yazdım. Ba. Vasıta manasında kullanmıştır. Ketep yazdım ederse dersi ne vasıtasıyla ne yardımıyla yazdım bilgisayarla bilgisayar vasıtasıyla bilgisayar yardımıyla feraha ettullabu bil utleti essayfiyye öğrenciler yaz tatiline nedeniyle sevindiler yaz tatiline sevindiler yaz tatili sebebiyle sevindiler yaz tatiline sevindiler. Yani yaz tatili sebebiyle, nedeniyle sevindiler. Yani burada bazı sebep ifade ediyor. Zehebe el merizu ilel iyadi. İyadeti. Hasta kliniğe gitti. Nereye? Klinik e. E, a. Burada ila kullanmıştır. Aslında şöyle bir durum var. Şimdiye kadar ba'yı işliyordu. Birden ilaya geçti. Konumuz baktığımızda direkt ba harfi cerim işlemek idi lakin ile geçmiş durumda bir karışıklık yapmış olabilirler. E, a, e kadar, a kadar manasına gelir. İle aşağıda gelir. Zehebtu bil merizi ilel iyadeti. Hastayı kliniğe götürdüm. Hasta kliniğe gitti. Hastayı kliniğe götürdüm. Demek ki burada ne var? Burada bir hata yazmış değiller. İlayı orada kullanmışlar. Üste fiil gitti diyor. Bakın gitti. Kendisi gitti. Aşağıda götürdüm durumu söz konusu. Zehebtü ben götürdüm. Zehebe gitti. Zehebtü ben götürdüm. Yani buradaki zehebe lazım fiil. Buradaki mutaaddi fiil. Dikkat edin. Zehebe el merizu ilel iyade. Buradaki zehebe lazımdır. Zehebtu bil merizi ilel iyade. Buradaki zehebtu ise mutaaddidir. Ne değişti? Ba harfi cerri var burada. Ba harfi cerri ne yapmıştır? Lazım olan zehebe fiilini mutaaddiye dönüştürmüştür. Yani geçişsiz fiili geçişli yapmıştır. Bunu ifade edebilmek için önce ila ile yani bir lazım olarak kullanmışlar. Sonra mutaaddi olarak kullanmışlar. Zannedersem anlaşıldı. Gitti ile götürdüm farklı şey geldi. Celestu bil mescidi. Mescitte oturdum. Mekan zarf anlamında kullanılmıştır. Yani celestu fil mescidi. Fi manasındadır. Fil mescidi. Ba diye yazılır. Evet ba diye okunur ama mana fiildir. Celestu ben oturdum. Nerede? Bil mescidi. Mescidin içerisinde oturdum. De, da, içinde. Eddeynu hemmun bil leyli ve züllun bin nehari. Borç gece vaktinde tasa, gündüz ise zillettir. Zaman zarf anlamında. Bil leyli, gece leyin, gece vaktinde. Sıra geldi min harfi cerine. Bu harfi cer zaman ve mekan yönünden fiilin başlaması. Bir bütünden bir miktar bildirmen yani parça. Burada ne diyoruz? Zaman ve mekan yönünde fiilin başlaması yani iptida diyoruz. Başlangıç. Nereden nereye kadar? Bir yerde bir bütünden bir parça, baziyet, bir bölüm ve sebep olabilir. Tür bildirebilir. Mecrur isme den, dan en çok bu şekilde çevireceğiz. İn, in, nin, nun'un bazısı baziyet olarak kullandı. Den bazısı miktar gibi bütünden parça. Den bazısı. E mahsus, e ile ilgili, den itibaren, yani fiilin başlaması, den itibaren, den dolayı sebep oldu şu anda. Den dolayı. Nın yüzünden sebep bildiriyor. Bu şekilde manalar verebilir diyor.
Bir iki tane okuyalım. Fazla zaman gitmesin. Gerisini siz yine okursunuz. Neşa bu albümünün külliyeti ile beyti tam yerinde bir örnek. Öğrenci fakülteden eve kadar yürüdü. Şimdi burada iki şey örnek var esasen. Neşa yürüdü, ebalib öğrenci. Nereden itibaren, nereden başlayarak yürüdü? Minel külliyeti, külliyeden başlayarak. Min burada başlama noktasını ifade etmek için vardır. Den itibaren. Den başlayarak. Peki nereye kadar? İla da bir sonuç bildirir. Henüz gelmedi. Birazdan ila işlenecek. Sonuç, nihayet bildirmekte. İla beyti, eve kadar. Aslında eve kadar değil, evine kadar diye tercüme edilmesi gerekir. Beyti değil çünkü. İlel beyti yazmıyor burada. İla beyti hi, yani beyti dali. Oradaki zamirine mana vermemişler. Burada yanlış yazılmış. Evine kadar denmesi gerekiyor. Hi zamirini atlamışlar. Her neyse, konumuz o değil. Ufak bir problem var dedik terimde de. Demek ki ila sonuç bildirir. Min başlangıç. Merza Ahmedu min yevmil cumu'ati. Ahmet cuma günü hasta oldu. Diye devam ediyor. Her birini ben okumayayım. Siz zaten farkındasınız diyelim. Ve ila harfi cerrine sıra geldi. İla ne yapar? İla da zaman ve mekan açısından bitişi ifade etmektedir. İşte evden külliyeye kadar ve külliyeden eve kadar. Yönelme, parçalara ayırma, ait, mahsus, yanında anlamında kullanılır. Yani bu genel tabir. Yani bunu nasıl çevirmeliyim? Şöyle. Ya doğru. E kadar ile beraber, göre, nezdinde anlamlarına gelir. En meşhuru e kadar, a kadardır. Sonuç bildirmek için. Nimtu hazihi leyle ila tulu'il fecri. Tam yine yerine bir örnek. Bu gece güneş doğana kadar uyudum. Nimtu ben uyudum. Hadi leyletin bu gece. Nereye kadar uyudum? Yani sabaha kadar mı, öğleye kadar mı, yarın akşama kadar mı uyudum? İla tulu'il fecri. İla burada ne yaptı? Bir sonuç bildiriyor. Uykunun, eylemin nereye kadar olduğunu, nerede sonlandığını ifade etmektedir. O da neymiş? Tulu'il fecri. Yani güneş doğana kadar. Demek ki güneş doğduğunda bu iş bitmiştir. Bununla ilgili örnek verebiliriz. Başka zaten verilmiş. Ne diyor? İntazartuke ilel mesai. Seni akşama kadar bekledim. Nereye kadar? Akşama kadar. İla yine nihayet bildirmek için gelmiştir. Ahmet çarşıya doğru yürüdü bu defa. E doğru, a doğru. Sağa yürüdü Ahmet. Ahmet ile suğu çarşıya doğru. E doğru, a doğru. Diğer örnekleri de siz devam edebilirsiniz. Fazla zaman almamak için. Den diğerine geçiyorum. Diğer harfi cerrimiz en harfi cerri. En uzaklaşma, ayrılma, bir şeyin kaynağı, çıkışını ifade eder. Sebep, neden anlamlarında kullanılmaktadır. Mecrura ben, dan tarafından, e dair, en nazaran yoluyla, falancanın nakliyle, sonra, ben dolayı anlamlarını kazandırmaktadır. İbta'ede ed-dullabu anil medreseti. Öğrenciler okuldan uzaklaştılar. İki şey var. Bir dendan ne ama? Den uzaklaştılar. İbta'ede uzaklaştı. Kim? Kimler? Ed-dullabu öğrenciler. Nereden uzaklaştılar? Anil medreseti, okuldan uzaklaştılar. Ne oldu esasen? Den dan diye çevrilmiş oldu. Den dan diye çevrildi. An. Tıpkı min gibi çevrildi. Semi'tu el habera anit tullabi. Semi'tu ben işittim el habera. Haberi kimden? Anit tullabi. Öğrenciler den işittim. Den dan oldu. Ala harfi cerri üstünde, üzerinde, uzaklık, sebep bildirir. Mecrura da üstünde, içinde, a, de, da diye mana katmaktadır. Yeclisu el ebu alel erike. Baba kanepenin üstünde oturur. Üstünde manası nereden çıktı? Aladan. Yeclisu oturuyor kim? El ebu baba. Al erike. Ala üzerinde. Sıra li'ye geldi. Yani lam. Li diye yazılıp lam diye adlandırdığımız sahiplik. Ait olma, özel olma, sebep, neden anlamında ifade eder. Mecrura için, adına, sebebiyle, den dolayı, maksadıyla anlamlarını
vermektedir. Lil üstazi kutubun kesiratun. Hocanın birçok kitabı vardır. Şimdi burada hangi manada kullanılmış? Sebep mi? Sebep değil. Ait. Lil üstazi. Öğretmene ait vardır. Neler var? Kutubun kesiratun. Pek çok kitaplar var. Elhamdülillahi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona aittir. El-iktisabu zaruriyyun lidef'il haceti. Kazanmak ihtiyacı karşılamak için zorunludur. İçin yani burada bir sebep bildirmiştir. Burada sebep bildiriyor. Burada aitlik. Felanca mal kime ait? Felancaya ait dediğin zaman aitlik bildiriyor. Bir temlik, mülk edindirme söz konusu. Bir de sebep bildirme olayı var yani. Fi'ye geldi sıra. Fi, mekan ve zaman zarfı. Çoğunlukla içinde de, da diye çevirmekteyiz. Elbette diğer anlamları da var. İçin, uğruna, birlikte. Yecisül üstazu fi gur fetihi. Hoca odasında oturuyor. Da nereden geldi? Fi'den. Yani odasında derken odasının içerisinde oturuyor. İçinde de da. Sabahleyin bürosuna gitti. Ne zaman? Sabahleyin. Zaman zarfı. Ç var. Benzetme ve detaylandırma için kullanılıyor. Gibi, benzer şekilde. Vetebe Halidun kel esedi. Halid aslan gibi atıldı. Ke gibi. Leyse kemitrihi şey. Benzeri gibisi yok. Hatta zaman ve mekanda bitişi, sona varışı bildirmekte. Genellikle e kadar diye çevirmekte. İla ile bir benzerlik taşımaktadır. Şahedna el-mübara hatta subhi. Sabaha kadar maçı izledik. Ne zamana kadar? Sabaha kadar. Hatta subh. Hatta hatice. Es-subhi onun mecrurudur. Hatta hatice. Es-subhi mecrurudur. Ne yapmıştır? Hatta bir nihayet bildirmektedir. Devamında rubbe gelmekte. Çokluk veya azlık bildirir. Belki, nice, birçok, pek az, nadiren gibi anlamları kazandırmaktadır. Rubbe raculin fadilin lakituhu. Çok az faziletli adamla karşılaştım. Rubbe ilmin lem yenfa' sahibahu. Nice ilim sahibine fayda vermemiştir. Muzmuzu den itibaren den bu yana. Ma ra'ytuhu muz yevmil cumu'ati. Cuma günün den beri. Den beri, dan beri. Bu muz ve muzunu kattığı anlamı. Vavul kasem yemin vavul. Vallahi and olsun, yemin olsun gibi manalara gelmektir. Vallahi ma kara'tu er-risale. Vallahi mektup okumadım. Vallahi Allah'a yemin olsun demektir. Vallahi ne demektir? Bu demektir. Dikkat! Harfi celallerin önündeki isimlere etkide bulunup mecrur yapabilmeleri için harfi celallerin önlerindeki isimlere yani sol tarafındaki isimlere etki yapıp mecrur yapabilmeleri için harfi celle mecrur isim arasına başka bir kelimenin girmemesi gerekiyor. Harfi celle ismi arasına başka bir kelime girdiği zaman harfi celler o isme etki yapamıyor, o ismi cer edemiyorlar. Harfi cerlerin anlamları ile ilgili geniş bilgi almak için şu kitaba bakabilirsiniz demişlerdir. Gerek var mıdır? O sizin tercihiniz. Bununla alakalı, harfi cerlerle alakalı birçok video çekmişizdir. Örnek vermek gerekirse, Avamili Bir gibi, Avamili Cürcani, Tuhfetü Seniye, Acumiye gibi 3-4 farklı kitapta bu konuyu işlemişizdir. Mutaallak neyin nesi arkadaş? Bunu bilmek gerekiyor. Madde 1. Harfi cerleri anlamlarıyla beraber ezberleyiniz. Madde 2. Harfi cerler ne iş yapar? Sol tarafındaki kelimeleri cer ederler. Madde 3. Cer ne demektir? Şu an soru işareti koyayım, birazdan gelir. Madde 4. Mutallak nedir? Ve ona geldik. Harfi cerler kendilerinden önce gelen fiil, fiil soyulu isimler ve mana fiilleri kendilerinden sonra gelen isimlere bağlarlar. Bu işleme ne diyoruz biz? Gelecek. Harfi cerin bağlı bulunduğu fiil, fiilden türemiş kelime veya mana fiile mutallak denir. Mutallak nedir? Tanım bu arkadaşlar. Mutallak ne olduğunu kesinlikle biliniz. Harfi cerin bağlı bulunduğu fiil olabilir. Fiilden türemiş bir kelime olabilir. Yani şibi fiil kastediyor.
Üçüncü seçenek ne olabilir? Manayı fiil olabilir. Mutallak nelerden olabilir? Mutallak üç çeşit şey olabilir. Bir mutallak ya fiildir, ya şibih fiildir, ya da manayı fiildir diye bilin bunu. Tabii fiil ne? Bu belli bir şey. Şibih fiil ne? Bir soru işareti. Manayı fiil ne? Bir soru işareti. Bakalım açıklamışlar mı? Mutallak almayanlar dışında her harfi cerre muhakkak bir mutallak lazımdır. Bunu da kesinlikle unutmayın. Mutallak almayan harfi cerreler dışında her harfi cerre muhakkak ki bir mutallak lazımdır. Mutallaka ihtiyaç duymayan harfi cerrelere asli harfi cerreler denildiğini de unutmayın. Bakın bu paragraf olduğu gibi bilgi duruyor. Mutallakın harfi cerreden önce gelmesi ise asıldır. Asıl olan ne? Önce mutallak gelecek, sonra harfi cer gelecek, sonra mecrur kelime gelecek. Bunu aynen böyle bilmek lazım. Şimdi burada açıklamışlar esasen, örnek vermişler. Görüyorsunuz örnekleri. Kettebtu bil kalemi, kalemle yazdım. Burada bana mana verildi. Kalem vasıtasıyla, değil mi? Baya vasıta manası verildiğini de göz ardı etmeyelim. Bununla beraber. Buradaki ketep'teki ktb fiili yani ketep bu fiil ktb fiil çekim yapılmış ketep'e gelmiş. Ketebe fiili ne burada? Mutallak yani kendisine bağlanılan harfi cer buna bağlı. Ardından harfi cer gelmiş zaten çizili. Ardından el kalem mecrur isim gelmiş. Üç tane ögeyi tespit edebiliyor musun? Edebiliyorsan harfi cerin manasını da bulabildiysen tamam bu konuyu geç. Madde 2. Ben kalemle yazıyorum. Ene ben katibun yazıyorum. Ne? Vasıtasıyla. Bir kalem. Kalem vasıtası. Katip nedir? Mutallaktır. Nasıl mutallak? Şibih fiil. Ba harficer el kalem mecruru. Madde 3. Tembellere yazıklar olsun. Uffin. Lil küsala. Uffin yazıklar olsun. Kimlere? Lil küsala. Yani bunu küsala tembeller demektir. Tembellere yönelik tembeller için söylenmiştir. Lam harfi cer burada. Uffin manayı fiil. Lam harfi cer el küsala mecruru. Nasıl mecrur bu? El küsala da ben esre göremedim. Mecrur demek illa esreyi göreceksin demek değildir. Bir sürü değişen var. Bu konu %100 anlayabilmek için irab konusuna da ihtiyaç var. İrab konusuna girersem konu çok uzar. Yani detaylı olarak anlamak isteyenler kesinlikle İrab videomuzu bulsun. AÖF videoları arasında bunu biz çektik. Oraya bakabilirsin. Burada hepsini anlatmış zaten. Yani ne demiş? Uffin kelimesi manayı fiildir demiş. Lam harfi ceri, el küsala ismiyle bağlantılı kılınmış. Harfi ceri mutallak uffin manayı fiildir söylüyor. Bazı cümleler, yani bu burada anlatıyor. Benim anlattığım şey söylemişler zaten. Bazı cümlelerde harfi cerleri mutallakları cümlenin anlamı içinde bulunsa bile açık olarak cümlede yer almazlar. Bunu da asla unutmayın. Ne demek bu? Yani sen gidip daima mutallakı cümlede göremezsin. Altını çizip işte mutallak bu daima diyemezsin çünkü gizli de olabilir. Böyle bir durum da var arkadaşlar. Ne diyor? Bazı cümlelerde harfi cerlerin mutallakları cümlenin anlamı içinde bulunsa bile o anlam var ama açık olarak cümlede yazmıyor. Kainun, hasilun, mevcudun, sabitun, müstakirrun, müstakarrun olan, meydana gelen, bulunan, sabit olan gibi umumi anlam taşıyan bu tür mutallaklar cümleden düşmüştür. Mahzufturlar. Silinmişlerdir. Ben daha çok söyleyeyim, silinmiştir. Yazıda göremezsin. Bu manaya geliyor. Ne diyor burada? Bazen mutallak görüp tespit edemeyeceksin. Ne zaman ki göremedin, tespit edemedin. Bir iki mutallak ne? Şu kelimelerden biri. Kainun, hasırın, mevcudun, sabitun, müstakil. Hangisi? İstediğini şudur da fark etmez yani. İlle de şu olacak değil. Manalar zaten aşağı yukarı aynıdır. Olan, meydana gelen. Bulunan, sabit olan. Aşağı yukarı manalar da. Mahzuftur, cümleden düşmüştür, silinmiştir, cümlede yoktur. Bu tür car ve mecrurlara zarf-ı mustakar denilmektedir. Zarf-ı mustakar nedir? Bir soru.
Et-talibu fil hadikati cümlesinde fi harfi cerrinin mutallakı düşmüştür. Et-talibu derim ben ama et-tullabu yazıyormuş burada. Tullabu, evet. Cümle içinde kullanılmamaktadır. Ancak anlam verirken cümlede mutallak varmış gibi et-tullabu mevcudune fil hadikati demekteyiz. Mana böyle değil mi? Et-tullabu öğrenciler fil hadikati bahçe içerisinde, bahçe içerisinde ne? Bahçe içerisinde mevcutturlar, sabittirler. Mevcudune yazmış. Sen istersen hasirune yaz. Mana aynı. Kainune, sabitune. Fark etmez yani. Et-tullab burada mübteda mevcudune haber olarak yer almaktadır. Fil hadikati. Et-tullab öğrenciler fil hadikati bahçede mevcutturlar. Ancak anlam verirken mutallak varmış gibi vermekteyiz. Cümlenin anlamı öğrenciler bahçededirler, bahçede mevcutturlar şeklinde olacaktır. Şu örneklere de dikkatle inceleyiniz diyor. Şu paragrafı arkadaşlar bir iki defa okumanızı öneriyorum. Elbette bir defa okuduğunuzda anlayacaksınız ama siz yine de bir iki defa okuyun. Madde 1. Mümin cennettedir yani olur. El müminu mümin fil cenneti cennettedir. El müminu kainun fil cenneti. El kalemu alel kitabi. Yani el kalemu sabitun alel kitabi. Kalem kitabın üzerindedir. Kitabın üzerinde mevcuttur. El kitabu kitabu. Burada biraz farklılık var. El kitabu. Şurada zamme yanlış yazılmış. El kitabu fil hadigat. Yani el kitabu mevcudun fil hakibe. El hakibe çanta. Kitap çantadadır yani çantanın içerisindedir. Harficelerden ba, mim ve kef harfleri bazen cümlelerde fiil ve fiilden türemiş kelimeleri isimlere bağlamak için değil de cümlede anlamı kuvvetlendirmek için kullanılabilirler. Bu harficelere zayit harficeler denilmektedir. Zayit konusuna yani. Bir harficel zayit midir, değil midir? Çünkü bunlar cümleden düşürüldükleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir bozulma veya sebep olmamaktadır. Cevabı bu aslında. Bakın. Bir harficel zayit mi değil mi? Nereden anlarım? Harficeli sildiğinde mana bozulmuyorsa zayittir. Zayit kelime olarak fazlalık demek. Sen ne demek istiyorsun? Fazlalık harficel mi var? Bu tür ibareler de olabilir ama Kur'an-ı Kerim'de de zayit diye harficeller var. Gerçi Kur'an'da bulunursa ona zayit adı verilmemektedir. Saygıdan, hürmetten ötürü. Şu var ki zayit derken fazlalık, gereksiz kastedilmemekte. Ne kastedilmekte? Burada yazıyoruz zaten. Kuvvetlendirmek, pekiştirmek, süslemek için kullanılmakta. Amacı bu. Adı bu. Nereden anlarım? Mana bozulmuyorsa oradan anlarsın silindiklerinde. Zayit harfi cellerin mutallakları da yoktur. Bakın, bamin sadece cümlede anlam pekiştirme görevi görürler. Ayet var. Leyse kemislihi şeyin. Oradaki kef mesela. Genellikle bu harfi cerler olumsuz cümlelerde ve hel soru edatından sonra gelirler. Zayit harfi cerlerden ba harfi cerinin mecruru nekre olur. Aşağıdaki örneklere dikkat ediniz. Parantez içinde harfi cerlerin cümleden düşürülmesinden sonra cümlelerin durumları da gösterilmiştir. Denildi ve görüldüğü üzere burada yer almakta. Bir macaena min ahadin macae gelmedi na bize min ahadin hiçbir kimse. Bize kimse gelmedi. Buradaki min ahadin esasen min yok yani burada. Minsiz olduğunu varsay. Nasıl olurdu o zaman? Macaena aynen gelir. Ehadün olur. Min çünkü ehad kelimesinin dalını esrelemiş, onu cer etmiştir. Min madem yok o zaman ehad kelimesi merfu yani zammeli okunmaktadır. Çünkü cae fiil, na meful, ehad ise faildir. Min burada zayit olarak yer almakta. Nereden anladık? Nasıl anlıyorduk? Yukarıda geçmişti. Min'i sildiğinde mana değişir mi? Değişmez mi? Macaena bize gelmedi. Ehadün herhangi bir kimse. Parantez arasında zayıt olan harfi cer silinmiş olarak tekrar yazılmıştır. 2. Leysel hurub bi şecaetin. Yani leysel hurubu şecaeten demek. Çünkü buradaki ba da
Zayittir. Kaçmak cesaret değildir. Leyse değildir el hurubu kaçış. Bir şecaet cesaret değildir. Leysel hurubu şecaete. Leysenin haberi şecaet. Leyse kemislihi şeyun. Ayet. Ayetten bir bölüm. Bu da nedir? Leyse kemislihi şeyun. Yani leyse mislehu şeyun demek. Kemislihi şey gerek yok çünkü misil zaten aynı mana. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Şeye burada mana vermiyoruz. Mana verirsen benzeri benzeri değildir veya gibi gibi değildir. Benzeri gibi değildir. Şef mana verilmiyor çünkü zaittir. 4. Hel ra'eyte min ahadin? Hel ra'eyte ahadan ra'a fi te fay? Ahad mef'uldür. Bu yüzden mini sildiğinde mef'ullük alameti açıkça ahaden fetha nasb alameti gözükmekte. La tudkhil aliye min ahadin. La tudkhil aliye ahad. Şimdi bu şekilde durum ortaya çıkmış oldu ki zayt harfleri silindiğinde manada bir değişiklik olmamaktadır. Sıra sizde demiş. Aşağıdaki cümlelerde harfi celallerin mutallaklarını belirtiniz. Mutallaklar nerede diyor. İbtaid uzaklaş. Yani sukri tembelden, tembellikten kaçın. An harfi cerrimiz, mutallakımız ibtaid fiili. An harfi cerrimiz es-suker kelimesi de onun mecruru olmakta. Şimdi manayı yanlış verdim. Sükker şeker demek. Şekerden kaçın demektir bu. İbtaid mutallak an harfi cer. Sükker ise mecrur olan kelimedir. Görüyoruz ki burada mutallak fiil olarak gelmiştir. Harfi cerrimiz fiilin manasını mecruruna aktarmıştır, bağlamıştır. Nasıl bağlamış? Şimdi an sükker şekerden. Şekerden ne? Nokta nokta kalıyor. Şekerden kaçın. Şekerden tabiriyle kaçınma eylemi birbirine bağlamıştır harfi cerri. Zehebe bulabüler medreseti. Zehebe fiil, ettullabu fail. Öğrenciler gitti nereye? İlel medreseti, okula gittiler. İlel medreseti, okula. Okula ne? Okula gitti. Okula gidildi değil mi? Gitme eylemi var. O zaman zehebe burada mutallaktır. İlâ harfi cerdir. El medresesi mecrurudur. Mâ câ gelmedi na bize min beşirin velâ nedir. Beşir hiçbir müjdeci bize gelmedi. Müjdeciden gelmedi değil. Buradaki min zaittir. Dolayısıyla mutallakı yoktur. Madde 4. Sa'idun fil gurfeti yakra'u el Kur'an. Sa'id ne yapıyor fil gurfeti? Odada yakra'u okuyor. Evet, o Sa'id okuyor. Neyi? Kur'an'ı. Kur'an okuyor. Kur'an okumaktadır. Peki, Sa'idun Sa'id fil gurfeti odada yani fi harfi cerdir. Bu durumda bunun mutallakı ne olmalı? Ya Sa'iddir ya da gizlidir. Hangisi? Car mecrur var. Fi zaman zarfı. Burada fil gurfeti odada ne? Odada ne sorusu sırada. Fil gurfeti odada kim var demiyorum. Kim var? Sait var. Tamam. Odada ne? Odada mevcuttur. Sabittir. Sait odanın içerisindedir. Mevcudun. Saidun. Mevcudun fil gurfeti. Saidun. Sabitun. Fil gurfeti. Dolayısıyla burada mahzuf yani yazıda yer almayan bir mutallak söz konusu. Madde 5. Aişe tu fil musalla. Tusalli es salat. Peki burada ne var? Fi var. Aişe tu fil musalli. Yine Hatice'ye soruyorum. Fil musalli. Musalli. Namaz kılınan yerde Ayşe. Namaz kılınan yerde Ayşe vardır. Aişe tu mevcudetun fil musalli. El musalla, el musalli. Bu kelime elif maksure içerdiğinden musallidir. Aslında musalliyu, musalliyun, el musalli, el musalliyi. Elif burada takdir edilmiş. El musalli kelimesi takdiren mecrur.
tabirler yabancı isminiz değil misiniz artık yani şu an bu ünitelerde Arapça bir de geçmediyse bu tabirler önemsemeye sorulmayacaktır. Aişetu fir musalli. Bu nereden anlıyoruz? Aişetu Ayşe fir musalli musalladadır. Namaz kılınan yerdedir. Yerdedir. Yerde mevcuttur ya. Dolayısıyla mevcudetun, sabitetun diyor. Tusalli namaz kılıyor. Salla yusalli tusalli namaz kılıyor. Kim? Hiye o Ayşe kılıyor. Esselate namaz kılıyor. Tamam, burada da demek ki mahzuftur dedik. Harfi cerlerin geçişsiz fiilleri geçişli yapması konusuna geldik. Bazı harfi cerler geçişsiz fiilleri yani lazım fiilleri geçişli fiillere yani mutaaddi fiillere dönüştürmektedir. Geçişsiz fiiller özneleriyle anlamları tamam olan mef'ule ihtiyacı duymayan fiillerdir. Yani lazım fiil nedir, mutaaddi fiil nedir diye sorulursa geçişsiz fiil diğer adıyla lazım fiil nedir? Faili ile, öznesiyle yetinmiş, mef'ule ihtiyaç duymayan fiillerdir. Bazı harfi cerler geçişsiz fiilleri geçişli hale getirmektedir. Yani burada şöyle bir soru var. Benim elimde geçişsiz bir fiil var. Ben bunu geçişli fiile dönüştürmek istiyorum. Mümkün müdür? Mümkündür. Birden fazla yöntem var. Bunlar da yöntemlerden bir tanesi de harfi cer kullanmaktır. İşte harfi cer kullanarak geçişsiz olan fiili geçişli hale dönüştürebiliriz. Zehebe Ahmet, Ahmet gitti cümlesinde. Zehebe fiili geçişsiz bir fiildir. Zehebe Ahmedu bil meridi ile tabibi dediğinde Ahmet hastayı doktora götürdü. Gitti, götürdü. Demek ki zehebe lazım bir fiildir. Yani geçişsizdir. Gitti manasına gelir. Burada da zehebe var. Aradaki fark zehebeden daha sonra ba harfi cerri gelmiştir. Hemen ardından gelmesi gerekmiyor. O cümlede kendisiyle alakalı olması yeterli. Yani fiilin mutallak olması gerekiyor. Buradaki ba harfi cerri fiil ile alakalıdır. Mutallik, mutallaktır. Dolayısıyla buradaki fiili gitti anlamından götürdü anlamına dönüştürmüştür. Ba harfi cerri, evet burada anlatabiliriz zaten. Aşağıdaki örnekte yine geçişsiz fiil harfi cerri vasıtasıyla geçişli hale gelmekte. Eta Ahmet, Ahmet geldi. Eta Ahmet bi kutubihi. Ahmet kitaplarını getirdi. Geldi nerede? Getirdi nerede? İkisi farklı şey. Fiiller birlikte kullanıldıkları harflere göre farklı anlamlar kazanmaktadır da demiştik. Bu sebeple fiillerin anlamlarına bakarken kullanıldığı harflerle birlikte bakmamız gerektiğine dikkat etmeliyiz. Sözlüklerde fiiller kullanıldıkları harflere göre anlamlandırılmaktadırlar. Sırası da 3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun harfi cerleri listeden seçiniz. Harfi cerleri seçerken sözlükten de yararlanınız. Neden yararlanayım? Yoksa bilemezsin ki nereden bileceksin? Şa'ra Hişam. Buraya ne gelmeli? Hangi harfi cerleri gelmeli? Bunu sözlükten bakacaksın. Sözlükten bakmak derken tam olarak ne yapmalıyım? Sözlükte şa'ra fiilini bul. Şa'ra fiilinin hangi harfi cerle kullanıldıklarını gözden geçir. Yani bir bakıyorum ki Anna da kullanılmış, Ba'yla da kullanılmış, İla'yla da kullanılmış. Örneğin yani. Ama sözlüğe baktığında Ba ile kullanılmış ise bir manada kullanılmıştır. İla ile kullanıldıysa daha farklı bir manaya örnek olsun diye verilmiştir. An ile kullanıldığında daha farklı bir manaya gelmiştir. Bu yüzden çeşitli harfi cerler ile sözlükte kendisini görebilmektesin. Dolayısıyla burada şa'ra hişam diye devam eden cümlede şa'ra hangi anlamda kullanılmış ki ona göre hangi harfi cerri seçmen gerektiğini belirleyebilirsin. Şa'ra hissetti kim? Hişam ne hissetti? Bir elemin, bir acı hissetti. Öyle acı ki şiddetin, çok şiddet. Peki nerede? Şi sadrihi, göğsünde. Yani ba burada şaar ile kullanıldığı zaman hissetmek manasına gelmekte. Diğerleri de kitapta zaten yazıyor. Yani sıra size sorusu bu. Zaman kaybetmenin bir manası olmadığını düşündüğümden çok daha önemli olan bir noktaya geldik. Mecrur isimlerin irabı. Arkadaşlar isimlerde irab konusunu biz oldukça geniş olarak anlattık. Ünite 5'e bakmanızı öneriyorum. Arapça 1, ünite 5. Onu biz
Windows'unu çektik, anlattık. Konuyu tam 1 saat 9-10 dakika kadar anlattık. Bir de buradan bakalım. Harficiler her türlü ismin başına gelip onları mecrur yaparlar. İsimlerin mecrur olma şekilleri farklı farklıdır. İsimler yapılarına göre farklı şekillerde mecrur olurlar demek istedi yani. Burada isim türlerine göre mecrur oluş biçimleri üzerinde durulacaktır. Yani mecrur veya cer kavramı eşittir esre demek değildir. Esre sadece mecrurun bir parçasıdır. Tamam mı? Değildir. Şimdi bunu anlatacak. Müsret, müzekker ve müennes. Müsret yani. İster müzekker olsun, ister müennes olsun. Konumuz müsret. Tekil, eril ve dişil demek istiyorum. Müzekker erildir, müennes dişildir. İsimler ve cemii teksirler yani kuralsız kırık çoğullar ve cemii müennes salimler yani kurallı dişil çoğullar kesra ile mecrur olurlar. Bu isimlerin başlarına gelen harf icra sebebiyle sonları kesre ile harekelendirilmektedir. Yakın bakış yapalım. Sebaha Aliyün fin nehri. Ali nehirde yüzdü. Fi el nehri. Anlatmış gerçi. Ben anlatmama pek gerek yok. Bir tanesini anlatırım en azından. El nehir kelimesi müfrettir, müzekkerdir. İsterse müennes olsun. Fark etmez. Sonuçta müfret. Müfret. Başında harfi cer var. Bir harfi cer bir müfredin başına gelmiş. Müfrede ne gibi etkili yapabilir? Sonuncu harfine esre verebilir. Başka bir şey yapamaz. Tarlada iki çiftçi vardır. Fil mezraeti fellahani. İstersen bunu burada neden anlattı? El mezra'i kelimesi. Fi harfi cer. Harfi cer neyin başına gelmiş? El mezra'i kelimesinin başına gelmiş. El mezra'i kelimesi müsred ve müennestir. Müennes olduğunu sonundaki kapalı tağdan anladım. Peki bir harfi cer müsredin başına geldiğinde ne et yapardı? Kelimenin sonuna esre verirdi, derdi. Fellahanın sonunda esra var deyip sakın düşünmeyin. Bu kelime bir defa tesniye konumuz değil yani. Birazdan bu konuda gelecektir. Diğerleri de aynı şekilde nerede harfi cer varsa müsnedin başına nerede geldiyse sonunu esre yapmış. Ala görüyoruz ki ardına gelen kelimenin sonuncu harfini esre yapmıştır. Ala el muvazzafat kelimesinin son harfini yine esre yapmıştır. Buradaki rimal kelimesi cemi tekstir, el muvazzafat ise cemi müennes salimdir. Tesniye, müzekker ve müennes. Kısacası tesniyelerden bahsediyorum. Bir kelime tesniye ise onun cer alameti nedir? Ya'dır. Kuddimet el-caizetu lil faizeyni. Nun'un sağında ya var görüyorsunuz. Lil faizeyni. Bu ya olduğuna göre nedir? Lil, dikkat edin. Li harfi cer var. El faizeyni. Nun'un sağında ya var. Onun cer alameti. Teslimin cer alameti ya'dır. Sellemtu ala balibeteyni. Ala el balibeteyni. Nun'un sağında ya var. Cer alameti. Fil hadikati. Fi harfi cerri var. El hadika ti esre yapmış. Neden? Çünkü el hadika müfrettir. Müzekker de olsa, müennes de olsa, müfretse harfi cerrin ona etkisi nedir? Sonuncu harfi esrelenmesidir. Peki sıra geldi üçüncü maddemize. Cemi müzekker salimler. Cemi müzekker salimler de yine aynı şekilde ya ile mecrur olmaktadır. Cer alameti ya'dır. Tesne ile cemi müzekker salimi karıştırmamak gerekiyor. Her ikisi de ya ile mecrur olsa da bir fark var. Yudafi'u el muhami anil müttehemine. Cemi müzekker salim sonuncu harfi fethalı nundur. Tesnelerde ise esreli nun vardır. Cemi müzekker salimin sağındaki ya da cezim, sükun işareti yoktur. Oysa tesnede sükun işareti vardır. O yuvarlak sembol var. Anil müttehidine, an harfi cerdir. El müttehimine. Cemi müzekker salime ya getirmiştir. Aslında an olmasaydı el müttehemine yerine mune olacak. Müttehemun. El müttehemune. An geldi. Müttehemine. Mune min.
Esna el müdiru alel muvazzafine. Ala olmasa el muvazzafune. El muvazzafine muvazzafune. Nun'un sağındaki ya cer alametidir. Madde 4'e geldik. İsim mevsuller, zamirler, isim işaretler, soru isimleri. Soru isimleri derken yani esmaul istifham demek istedim diyor. Gibi, mebni isimler. Burası da önemli bir nokta. Gibi, mebni isimler. Son harekeleri üzerine mebni. Harekesi hiç değişmeyen yani demek istiyorum mebni derken. Harekesi hiçbir zaman değişmeyen oldukları için. Baştan harfler geldiği zaman mahallen mecrur olurlar. Yani bir takım kelimeler var ki bunun başını harfler mi getirdin, ne getirdin fark etmez. Ne yaparsan yap. Bu bir takım kelimeler daima aynı şekilde yazılmaktalar. Harficer onlara görünüşte bir etki yapamamaktadır. Lakin ne diyoruz? Bir daha okuyalım. İsim mevsul, zamir, isim işaret, soru isimleri gibi mebni bir takım kelimeler var. Bunlar nedir? Mebnidir. Dolayısıyla başlayan harficer gelse de durumları değişmeyecektir. Bunlara mahallen mecrur diyeceksiniz. Tefrahu üsrati bi men yetti li ziyaratiha. Ailem ziyaretine gelene sevinir. Bi men. Dikkat edin. Ba harfi cer var. Ardından men gelmişti. Ba harfi cerin meni neden cer etmedi? Bi men. Ne bekliyordun? Bi meni. Nun'un esir olmasına yani menin bekliyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Men daima men diye yazılır. Ba harfi cerri orada bir şey değiştiremez. Sellemtu alellezine. Ellezine. Ellezine nedir? Daima mebnidir. Ala orada bir şey yapamaz ki. Top oynayanlara selam verdim diyor. Sellemtu alellezine. Ala olmasa yine ellediğini olurdu. Ala yazdım yine ellediğini. Yani ala harfi cerri görünüşü, yazılışı, telaffuzu itibariyle ellediğine de bir şey değiştirmemiş. Sadece ala harfi cerri olduğu için ellediğine nedir artık? Mahallen mecrurdur. Ellediğine mebnidir. Mebnidir. Mebni olduğu için mahallen irap alacaktır. Mahallen ne? Mahallen mecrur. Men de mahallen mecrur. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Yani aleyke, ala harfi cer, ke, onun mecruru. Yani cer alameti ne? Cer alametini göremezsin ki çünkü lafzen cer olmaz. Mahallen mecrur diyeceksin. Bunları zaten burada anlatmışlardır. Madde 5. Maksur isim. Maksur isim son harfi elif olup kendisinden önceki harfin harekesi fetha olan isimdir. Öncelikle maksur nedir yani? Bilirim diyor. Maksur isim son harfi elif. Kendisinden önceki harfin harfi fetha olan isme denir. Maksur isimler elif harfinde mukadder yani varsayılan kesra ile mecrur olurlar. Mukadder yani takdiren irav alıyorlar. Menkus isim nedir? Son harfi ya olup kendisinden önceki harfin harekesi kesra olan isimdir. Menkus ile maksur farklı şey. E peki başka bir de menkus isim var. Bu da ya harfinde mukadder kesre ile mecrur olur. Demek ki ne oldu? Üç tane şey işledi. Bir, maksur isim nedir? Bunu ezbere bilin. Menkus isim nedir? Bunu da bilin. Menkus isimden bahsetti. Maksurdan bahsetti. Zannedersem üç değil, iki taneden bahsetti. Evet, maksur isim. Menkus isim. Maksur ile menkus farklıdır. Peki çoban sobayı tuttu. Emseke tuttu. Er-ra'i çoban bil asa sopayı tuttu. Burada geçen el-asa kelimesi neyle yazılmış? Elifle yazılmış. Bakalım. Maksur isim son harfi eliftir. Demek ki bu nedir? Maksurdur. Kendisinden önceki harfin harekesi fethadır. Evet. El-asa satta fetha var. Demek ki bu ne? Maksur bir isim. Maksur isim de elif harfinde mukadder yani varsayılan kesre ile mecrur olur. Bil-asa. Ba harfi cer.
El-Esa kelimesinin cer etmesi lazım. Ben burada El-Esa kelimesine cer alameti göremiyorum. Burada ba olmasa da El-Esa, Esa diye yazılır. Ba geldi yine El-Esa diye yazılıyor. Ya ne demek istiyor? Bu kelimeler mahallen değil. Dikkat edin. Mahallen mecrur diyemiyoruz bir defa. Çünkü mebni değil. Ne diyoruz? Takdiren mecrur. Mahallen mecrur değil. Takdiren mecrur diyeceğiz. Fil müsteşfa. Fi harfi cer el müsteşfa. El müsteşfiyi değil. Bu nasıl mecrur? Bu da takdiren mecrurdur. Kesirun minel etibba. Kelime ne? Menkus bir kelime. Menkus isimler ya harfinde mukadder kesre ile mecrur. Yani fiil müsteşfiyi. Aslında burada ya da takdir edilen yani varsayılan, gizli olan, yazıda gözükmeyen bir esre var diyoruz. Onunla mecrur. Demek ki takdiren mecrur. Şu el-esa kelimesi. Takdiren mecrur. El-müsteşfa da takdiren mecrurdur. Emsike fil er-ra'i er-ra'iyudur. Bu da takdiren merfu. Takdiri irab konusu. Yine örnek de var. Ekbere Musa aleyhi esselam ilel vadi. Örnekler devam ediyor. Her birinin anlatımı yine burada mevcut. Es-sa'i ismi fail midir? İsmi maksur olup başlarına gelen ila, min, harfi cerleriyle mecrur olmuşlardır. Ancak kelimelerin sonunda bulunan ya harfi hareken ortaya çıkmasına engel olduğu için mukadder bir kesre ile mecrurdurlar. İla harfi cerri de var. El-vadi de burada örnektir. Anlatılmıştır. 6. Harfi celler fiillerin başlarına gelmezler. Bu yüzden fiillerin irab yönünden mecrur olma durumları yoktur. Ancak fiili muzayirenin başına en mastariye diyoruz buna. En ne değil? En mastar harfi geldiği zaman fiilin muzarileri bu harfi mensup yaptığı gibi anlamını da mastara çevirmektedir. Mastar da bir isim türüdür. Bu tür mastarlara tevil mastar, mastarı müevvel adı verilmektedir. Fiil muzarenin başına açık olarak veya gizli olarak en harfi gelmektedir. Hatta li. Harfi cerlerinden sonra gelen fiili muzarilerde gizli en mastar harfi bulunduğu kabul edilmektedir. Bu tür fiili muzariler açık veya gizli en harfi ile mensup olmakla birlikte mastar hükmünde oldukları için başlarına gelen harfi cer sebebiyle mahallen mecrur olmaktadır. Şimdi esra'tu ileyhi liungizehu. Biraz yakınlaştıralım. Kurtarmak için ona koştum. Esra'tu ben koştum ileyhi ona. Niye koştum? Liungize. Kurtarmak için. Bu onu. Kurtarmak diyorum. Mekmak mastar manası oluyor. Türkçede de mastar var. Mastarı mekmak, iş güç diye çevirmekteyiz. Mastar nedir peki? Bir isim. İsimdir ya mastar. Mesela ketebe, yektubu, ketbu. Nasara, yansuru, nasrun gibi. Kitabın veya ketebe, yektubu, kitabın. Şimdi mastarlar isim soyulu kelimelerdir. Madem ki isimdir, isim olduğu zaman o kelimenin mecrur olması caiz olmakta. Sonuç olarak ungize kelimesi bir muzari fiildir. Lakin başına li harfi cerri geldi. Hani harfi cerler fiilin başına gelmezdi? Esasen fiilin başına geldi sayılmaz. Neden? Li ungize, li ile ungize arasında en var. Ben göremiyorum. Zaten gizli. Eğer harfi cerrin yani lam harfi cerrinden sonra bir muzari fiil varsa bil ki orada harfi cer ile muzari arasında gizli bir en vardır. En mastariye diyoruz. Yani un bize kurtarıyorum demektir. Kurtarıyorum. Kurtarmak diyemezsin un bize'ye. Mekmak isim şeyimizdir. Un bize kurtarıyorum. Muzari fiil. Geniş zaman kurtarıyorum, kurtarırım manasına gelir. Ama başında en olduğu için kurtarmak, kurtarış oluyor. Başında bir de li var. Bu li ne yaptı? Un bize muzari fiilini mastar tevilinden evvel aldı. Yani mastar tevili, mastar olduğu varsayılıyor manayla. Başında bu durumda li harfi cerri de vardır. Aynı durum
Ezhebu ilel mektebeti li eşteriye ba'zal kutubi. Zaten şu an li ungize yani fertekize bu ezay neden fetalı izleyen olduğu için. Li eşteriye. Li en eşteriye. Burada da yine gizli bir en vardır. Satın almak için. Birkaç kitap almak için. Yani satın almak için. Kitapçıya gidiyorum. Mekmak. Almak, mekmak. Aslında eşteriyu. Satın alıyorum. Satın alırım. Mekmak değildir. Ama başında en olduğu için, gizli en olduğu için mekmak diye çevrilmiştir. Kısaca siz bir muzarenin başında li görürseniz deyin ki orada gizli bir en vardır. O muzari dolayısıyla mahallen mecrurdur. Aynı zamanda o muzariye mekmak diye mana vermek gerekir. Bunları duydunuz. Madde 7. Harf-i cerler Esma-i Hamse 5 isim dediğimiz Ebun, Ehun, Hamun, Femun, Zu kelimelerinin başlarına geldiklerinde bu kelimeleri harf ile mecrur yapmaktadırlar. Dikkat edin. Harf ile mecrur. Harekeli değil. Ancak bu kelimeler müfret tekil olup mütekellim yası dışında bir kelimeye muzdaf oldukları zaman irabları harf ile olmaktadır. Bu şartları taşıyan yukarıdaki 5 isimden birinin başına harf-i cer geldiği zaman bu isimler sakin ya harfi ile mecrur olmaktalar. Biz zaten bunu ünite 5'te açıklamış idik. Merartu bi ehike emsi. Merartu ben uğradım bi ehike senin kardeşime emsi dün. Eh kelimesi burada. Değil mi? Eh kelimesi bi ehi ehu, eha, ehi ya ile yazılmış. Mecrurdur. Bi ehi. Mesela bi ehu yazsalardı yanlış olurdu. Bi ehi ya ile yazılmış. Ha'dan sonra ya gelmiştir. Bu onun cer alametidir. Maddeler tutmuş mudur? Tutmuştur. Eh kelimesi müfrettir. Mütekellim yasının dışındaki bir şeye. Mesela kafa. Muzaf olarak gelmiştir. Şartın tamamı tuttu. Her şeyde bana dayanma. La ta'temide ala ebike. Fi kulli şey. Ala ebike. Ebun, ebu, eba, ebi. Ala ebike. Alıştırmalara geldik. Bakalım ne soracaklar. Bir, aşağıdaki cümlelerde geçen car ve mecrurları tespit edip mutaallaklarını da gösteriniz. Kitabe Aliyyun risaleten ila sadiqihi. Kitabe yazdı ki Aliyyun Ali. Ne yazdı? Risaleten bir risale. Kime yazdı? İla sadiqihi. Kendi arkadaşına yazdı. Kendi arkadaşına ne yazdı? Demek ki ketere burada mutallaktır. Car diğer harfler yani iladır. Mecruru sadiktir. Cer alametini görüyoruz ki esredir. Hi nedir? Hi burada zamirdir. 2. İstekbele Aliyun Mahmuden fil matar. İstekbele karşıladı Aliyun Ali Mahmud'u fil matar havalarında karşıladı. Hava alanında ne? İstekbele. İstekbele mutallak fi harfi cer el matar onun mecruru. Şerib el meriz el deva bil mil'akati. Şerib el meriz, şeribe içti el merizu hasta el deva ilacı bil mil'akati kaşıkla. Kaşık vasıtasıyla ba harfi cer hangi manada? Vasıta manasında. Peki bil mil'akati kaşıkla ne? Kaşık da şeribe içti. Diğerlerinde yani 3 tane yaptım. Bir tane daha yapayım. 4 harece çıktı. El musalli. El musalliyum. Bakalım. Çıktı kim? El musalli. Namaz kılan kişi. Minel mescidi. Mescitten. Kable kalenin az önce çıktı. Harfücen nerede? Min harfücen. Minel mescidi. Mescitten ne? Harece çıktı. Mutallak yani. Harfücen ve mecrur açık zaten. Buradan nereye geçelim? Mesela ona geçelim. Er raculu adam fil beyti evdedir. Evde mevcuttur. Mevcudun.
Aşağıdaki cümlelerde harfi cerlerin ifade ettikleri anlamları belirtiniz. Her biri için yapabilirdik zaten. Buranın ne özelliği var? Az önce de olabilirdi. Zehebe Ahmedu ile amelihi işine gitti diyor. Ahmet işine gitti. Bir seyyaratihi kendi aracıyla, kendi otomobiliyle Ahmet işe gitti. Harfi cerlerin anlamlarını belirtin. İla burada ne? Nihayet bildiriyor. İla lil intihai. Sonuç, son. Nereye vardı? Şuraya vardı. Bir seyyarati. Ba burada vasıtadır. Öyle değil mi? Aracı göster. Vasıtasıyla. Peki zehebet. Zehebetil umum diyorsunuz. Aslında bu nedir? Zehebettir. Zehebet deyip buraya sükunlarsan ardından gelen el burası da sükundu. Ba iki tane sükun yan yana gelir. Olmaz. Zehebetil umu. Anne gitti bir dışlıha çocuğuyla beraber ila beyt ammiha. Onun evine gitti diyor. Buradaki ba mesela bir dışlıha ma'a manasında. Kızıyla çocuğuyla beraber gitti. Nereye gitti? Şimdi e ayrımıyla sonuç ila. Sonucu bildiriyor. Nereye gittiğini ifade etmekte. El fellahuna çiftçiler yaişuna yaşıyorlar fil kareti köyde. Köyün içerisinde fi zarfiyet. Safara el Ebu, safara yola çıktı el Ebu baba ile el Medine'si. Medine'ye doğru. El doğru yani. Beş, el medresetu ba'idetun anel beyti. Okul evden uzaktır diyor. An bil bu'di. Uzaklığı ifade etmek için mevcut. En necahu lil müştehidine mine. En-neccahu başarı lil-müştehidine çalışkanlar içindir. Çalışanlar içindir. Minel dullabi öğrenciler içerisinden. Ta'teburu deyip devam ediyor artık. Biz geçelim. 3. Aşağıdaki metni okuyunuz. Boş bırakılan yerlere uygun gelen harfi celleri de listeden seçiniz. Biraz uzun bir iş. 4. Yer alan zait harfi celleri ve mecrur isimleri gösteriniz. Zayit olduğunu nereden anlayacaksın? Çıkarttığında mana bozulmuyorsa zayittir. Ma'u kıybe mine hadin min zayittir. Harfi cerleri ve mecrur isimleri. Harfi cer bu aynı zamanda. Ahad da onun mecrurudur. Helhuna min tabibin. Helhuna burada var mıdır min tabibin? Bir doktordan. Min burada zayittir. Bunu da atabilirsin. Mecruru tabip zaten. Min zayit necah onun mecruru. 4. Ma min sebilin ila likaik. L de silebilirsin. Eleyse teherrubu min müşkilatin münciyen minha. Beş. Harfi celleri ve mecrur isimleri gösteriniz. Mecrur isimlerin cer alametidir. Harfi cer ve mecruru siz kendiniz zaten gösterebilirsiniz. Deminden beri aynı şey. Sadece mecrur isimlerin cer alametini göstereyim. Daha yeni işledik. Onun üzerinde pek durmadı örnekler. İlk defa başladı. Narat Aişetu bi Leyla Ems. Leyla kelimesi takdiren mecrurdur. Bahar Pijer Leyla takdiren mecrur. Bi Leyle'yi. Aslı böyle. Sen okurken bir leyleyi veya bir leyleyin dersen hata yaparsın. Bir Leyla diyeceksin. El maksur var burada. Radıya el ciranu an ebina. Yani bir leyle'de ne var? Cer alameti kestedir ama ne demek lazım? Takdiren mecrur. İki. An ebina. Radıya el ciran an ebina. An hatice ebina. Ebu, Eba, Ebi bir isimden birisi. Buradaki ya celalet. Min eyne. Min harfi cer. Eyne mecruru. Yani eyni değil. Çünkü eyne daima eynedir. Yani mebnidir. Daima eyni diye yazılır. Min sir gene eyne yazılır. Min buna lafızda, yazılışta bir etki de yapamaz. Ancak eyne mahallen mecrurdur. Yakra ve talibu en nassa ala sabura ala harfi cer el sabura mecruru cer alamet ese. Unzu ila haulai. İla harfi cer haulai mecruru cer alameti ne? Esrem değil. Çünkü ilahi silsem bile haulai yine haulai diye yazılır. İsim işarettir bu.
isim işareti müfredi de cimrisi de mebnidir. Sadece tesnisi mebni değildir. Buna göre haulaya ne diyeceksin? Mahallen mecrudur. Çünkü mebnidir. Ala harfi cer. Ardından gelen kelime de onun mecrudur. Cerelendir. Esle. 6. Ba harfi cerdir. Es-sikkin onun mecrurudur. Cerelendir. Nun'un esresidir. Kendileri yazmamış ama siz bilin yani. Selleme dal ve alel müderrisine ala harfi cer. El-müderrisin onun mecrurudur. Selleme selam verdi. Kim? El-dalib öğrenci kime? El-müderrisine. Öğretmenlere selam verdi. El-müderrisine cemi müzekker salimdir. Cer alameti nunun sağındaki yağdır. Tesni olamaz mıydı? Olamaz. Neden? Müderriseyni olurdu. Yağın sağındaki harfin fethalı olması gerekirdi. Oysa yağının sağındaki harf burada esreli. Demek ki burası cem-i müzekker salim. El-müderriseyni olsaydı yani sin fethalı olsa o zaman tesni olurdu. Yani demek istiyorum ki şurada sinin harekesini belirtmeseler bu kelime tesniye mi, cem-i müzekker salim karışır. Sana kalmış. İstediğin şekilde takdir et. Çünkü sağ tarafta bir işaret. Ama böyle bir kargaşaya yol açmamak için sin'i hareke vermişler. Ya'ya vermemişler, nun'a vermemişler. Gerek yok zaten. Sadece nun'a fetha verseler anlardık ki cem-i müzekker salim. Veya sadece esre verseler yine anlardık. 8. İşteraytu el kaleme bi riyaleyn. Kalem 2 riyal karşılığında vasıtasıyla aldım diyor. Ba harfi cer riyaleyni görüyorsunuz. Sununcal nun yani esreli. Sağında yağda sükun işareti var. Yanında sağında fetha var. Burada esre vardı. Burada yağın sağında fetha var. Tesniye bir kelime. Tesniyenin celallenmesi de yağ yani. O bakımdan değişen bir şey yok. Tesniye için. 2 riyal karşılığında. İ'teni bi fike. Fa, fu, fi 5 isimden birisidir. İtina göster diyor sen ağzına itina göster. Dikkat et. Burada fa, fu, fi nedir? 5 isimden birisidir. Cer alameti yağdır. Yani fi görünce bu da bir harf mi demeyin. Ba harfi cer, fi bir kelime. 10. El vaktu kesseyf. Vakit kılıç gibidir diyor. Kaf gibi manasında. Li teşbihi teşbih için. El seyf onun mecruru cer alameti ise esredir. Ne diyor? Şunu çevirin, bunu çevirin. Kelimeler ve deyimler diyerek. Üniteyi tamamladık. Neyi öğrenmiş olmanız gerekiyor en azından? Harflerin tamamının manalarıyla beraber sayabiliyor olmanız lazım. Harficer ne iş yapar? Mebni bir kelime varsa açıkça bir şey yapamaz. Mebniler mahallen mecrur diyeceksin. El asa gibi elif-i meksur ile biten kelimeler varsa bunlara mahallen diyemezsin. Ne diyeceksin? Takdiren mecrur. Tabirini kullanman gerekir. Bu ikisinin dışında daima lafzen mecrur olduklarını bilmen gerekir. Harfi cerlerin mecrurları vardır. Bir de mutallakları vardır. Mutallaklar fiil, şimi fiil veya manayı fiil olabilirler. Manayı fiil nedir? Ünite buna hiç değinmedi. Değinmediğine göre bundan soracak değildirler. Bu tür şeylere dikkat etmenizi öneriyorum. Harfi cerlerin, kelimelerin manalarını değiştirdiğini biliniz. Üniteyi bu şekilde tamamladık. İnşallah iyi bir sınav geçirirsiniz.